sefa geliyor. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin değerli genel merkez kurulu üyeleri, değerli il başkanlarımız, saygıdeğer il kadın çalışmaları başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli dostlarımız. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Deva Kadında Zirvesi'ne hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biraz önce değerli Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Elif Esen'in kapsamlı ve çok anlamlı bir konuşmasını hep beraber dinledik. Gerçekten bugün gün boyu konuşacağımız, değerlendireceğimiz hususlar ülkemizde herkesi ilgilendiren hususlar. Yani sadece kadınları değil, tüm toplumumuzu yakından ilgilendiren hususlar. Onun için biz şöyle bir şey yaptık. Dün burada bir il başkanları toplantısı düzenledik. Gece yarısına kadar hep beraber bu salondaydık. Ve bütün il başkanlarımızın ve her ildeki kadın çalışmaları başkanlarımızın gün boyu bu zirveyi izlemelerini kendilerinden özellikle istedik. Kadınlarla ilgili meselelerin kadınlar kadar erkekler tarafından da takip edilmesi, sahiplenilmesi ve sorunların çözümünün de yan yana yürüyerek, kadınlarla erkeklerin yan yana yürüyerek aranması gerçekten metod olarak son derece önemli. Ülkemizdeki kadın meseleleri hepimizin, tüm ülkenin meselesi. Değerli dostlar, bu zirve kuşkusuz gün boyu devam edecek. Önemli oturumlar var. Ama önümüzdeki haftada biliyorsunuz biz birinci yaş günümüzü kutlayacağız. 9 Mart tarihinde Deva Partisi tam bir yılını doldurmuş olacak. Deva Partisi'ni bir sene evvel kurduğumuzda çok iddialı bir söz söyledik. Biz bu çatı altında sadece yeni bir siyasi parti değil, aynı zamanda yeni bir siyasi kültürü inşa edeceğiz dedik. Evet, biz yepyeni bir siyasi kültür, yepyeni bir siyasi kimlik inşa ediyoruz şu anda. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Senelerdir süregelen siyaset dünyasında değiştirmemiz gereken birçok yanlış anlayış var, yanlış uygulama var. İşte bu yüzden biz mevcut siyasi kültürü sorguluyoruz ve dönüştürmek istiyoruz. Tabii bu kolay değil. Türkiye'de klişelerle, metaforlarla insanların zihninde oturmuş bir siyaset görüntüsü var. İnsanların siyasi partileri hemen bir kategoride, bir grupta, bir ittifakta değerlendirme eğilimi var. Biz yepyeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yepyeni bir siyasi anlayış geliştiriyoruz. Yepyeni bir siyasi kültür inşa ediyoruz. Yepyeni bir siyasi kimlik ortaya koyuyoruz dediğimizde tabii işimiz o kadar kolay olmuyor. Vakit alıyor. Emek istiyor. Ama buna değer. Biz Deva Partisi'ne ülkemizdeki mevcut siyaset yapısının bu ülkenin sorunlarını kesinlikle çözemeyeceğine inandığımız için kurduk. Yoksa partimizi kuran arkadaşlarımıza baktığımızda, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza baktığımızda aslında bu arkadaşlarımız yetkinlikleriyle, birikimleriyle, etik özellikleriyle hangi siyasi partiye gitseler rahatlıkla kapılar açılırdı ve o siyasi partilere de destek verebilirlerdi. Ama biz gerçekten burada yeni bir harekete ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için Deva Partisi'ni kurduk. Ve bu yeni siyaset kültüründe de kadının siyasetteki yerinin güçlenmesinin esas olduğunu
düşünüyoruz. Maalesef değerli arkadaşlar, bugünkü siyaset sahnesinde genel olarak gördüğümüz ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğu bir yapı. Biraz önce Elif Hanım bize çok çarpıcı rakamlar söyledi. Belediye başkanlarıyla ilgili rakam gerçekten çok çarpıcı ve hepimizin şöyle bir başımızı iki elimizin arasına alıp ya bu ülke nereye gidiyor, nasıl oluyor? Belediye başkanlığı yapacak sadece 30 küsür tane kadın mı vardır bu ülkede diye düşünmemiz gerekiyor. Ama bu özel bir çaba gerektiriyor. İşleri doğal akışına bıraktığınızda olmuyor. Biz bunun için Deva Partisi'nde %35 cinsiyet kotasını esas aldık ve hedef olarak da pariteyi koyduk. Hedef parite ama minimum kota %35 dedik. Tüm siyasi partiler içerisinde bu en yüksek orandır. Genel merkez kurullarımızda bunu gözettik, gözetiyoruz. İl teşkilatlarımızda, ilçe teşkilatlarımızda çok çok ısrarcı oluyoruz. İl başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın bu rakamları tutturmaları konusunda. Evet, kendiliğinden gelen sayılar yeterli olmayabilir. Kendiliğinden ilgi gösteren kadın sayısı yeterli olmayabilir. Ama ne yapacağız? Arayacağız. Araştıracağız, bulacağız, cesaretlendireceğiz, motive edeceğiz, yardımcı olacağız, önlerini açacağız ki kadınlar siyasette hak ettikleri yeri bulsunlar, hak ettikleri etkinliği sağlayabilsinler. Bugün, gerçi bu durumdan şikayet ediyoruz ama şöyle bir tarihimize baktığımızda bu topraklardaki kadın hareketinin aslında çok güçlü olduğunun farkına varıyoruz. Hatırlayalım, daha Cumhuriyet ilan edilmemişken Nezihe Muhittin ve 13 kadın arkadaşı ilk kadın şurasını toplamıştı. Henüz daha Cumhuriyet bile ilan edilmemiş. O günlerde gelen tüm baskılara, itirazlara rağmen kadınlar seslerini yükseltmeye devam etmişlerdi. Ve kadın hakları için verecekleri mücadeleyi şöyle anlatmıştı. Onları bize vermeseler bile biz onları alacağız. Hiç şüphesiz hak, azmin, fiilin ve liyakatındır. 100 sene önce söyleniyor arkadaşlar, bakın 100 sene. Hak azmindir, liyakatındır. Ne demek? Kimde azim varsa, kimde liyakat varsa kadın erkek ayırmadan hak onun hakkıdır diyor. Nezihe Muhittin ve arkadaşları Kadınlar Şurası'nda Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmaya karar vermişti. Her ne kadar o günün koşullarında parti kurulamasa da Türk Kadınlar Birliği kuruldu ve mücadelesine o şemsiyede devam etti. O günlerde her gün gazete sayfalarından cinsiyetçi hakaretlere maruz kalmalarına rağmen Türk Kadın Birliği üyeleri kadınların siyasette yer alabilmesi için şehir şehir çalıştı. Evet, değerli arkadaşlar, kadın hareketi 100 yılı aşkın bir süredir bu toprakların aslında güçlü bir sesi. Ve siyasette yer almak için kadınların verdiği mücadele aslında hala devam ediyor. Devam ediyor ama mutlaka o mücadelenin yanında, arkasında olmak ve destek vermek gerekiyor. Biliyorsunuz ülkemizde kadınların mücadelesi başka ülkelere, hatta bazı Avrupa ülkelerine göre baktığımızda çok daha erken bir tarihte 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını kazanmalarıyla taçlanmış oldu. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleriyle ülkemiz dünya kadın hakları mücadelesine altın bir sayfayı yazdı. Peki seçme ve seçilme hakkı kazanılmasına kazanıldı ama siyasette kadınlara nasıl bir rol biçildi? Siyasi kültür bir anda değişmiyor. Akşamdan sabaha toplumda o dönüşümü yapamıyorsunuz. İşin işte tam da püf noktası değerli arkadaşlar burada. Şöyle bir geçmişten bugüne ülkemizde kadının siyasetteki yerine baktığımızda şunu görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadının meclisteki konumu esas olarak sembolik ama
önemli bir anlam taşıyordu. Yeni Cumhuriyet 1935 yılında meclisteki 17 kadın milletvekiliyle hem ülkemize hem de bütün dünyaya modern bir Türkiye'yi hedeflediğini göstermeyi amaçlıyordu. Ne var ki kadınlara bir yandan batılılaşma ve modernleşmenin taşıyıcı rolü verilirken bir yandan da bu rolün sınırlarını yine erkekler çiziyordu. Yani aslında kadına biçilen siyasi misyon aile içi rollerin siyaset alanındaki uzantısından başka bir şey olamıyordu maalesef. Bugüne kadar uzanırsak, şöyle günümüze bakacak olursak, partili kadın kermes yapmak, partiye bağış toplamak, sosyal aktiviteler organize etmek, kurslar açmak, yoksullara yardım etmek gibi faaliyetlerle partinin ana gövdesinin destek gücü olarak anlamlandırılıyor, konumlandırılıyor. Destek gücü. Yani ana gövde değil. Biraz önce saydığım aktiviteler, kermesler, yardım toplama, sosyal çalışmalar, bunlar kuşkusuz siyasetin olmazsa olmazı. Ama kadınların sadece o alanda olmaları ya da o alanın sadece kadınlar tarafından yürütülmesinin beklenmesi, işte bu nokta bizim itiraz ettiğimiz bir nokta. Zaman içinde özellikle siyasi rekabet sertleştikçe ve kadın seçmenin oyu önem kazandıkça partili kadının görev alanında bir genişleme görüyoruz. Kadın partililer aracılığıyla kadın seçmene ulaşmak. Kadınlar bu göreve dört elle sarılıyor. Ellerinde ana kademeler tarafından yazılmış broşürlerle ev ev dolaşıyor. Çalmadık kapı bırakmıyor. Üzerlerine düşen görevi fedakarca yerine getiriyorlar. Ve gerçekten de bu alanda çok başarılılar. Ama ikinci sınıf partili muamelesi görmekten de kurtulamıyorlar. Bu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Pek çok parti programında kadının adı çocuklar, yaşlılar ve engellilerle birlikte anılmaya devam ediyor. Kadın sorunları çoğunlukla aile bağlamında ele alınıyor. Kadın kimliği sadece aile ile özdeşleştirilmeye çalışılıyor. Hala kimse kadınlara genel parti politikaları hakkında fikirlerini sormuyor. Kimse onlardan kadın ve aile dışı konularında politika geliştirmelerini, proje önermelerini, proje yönetmelerini söylemiyor. Bunu beklemiyor onlardan. Ve kadınlar hala siyasetin karar mekanizmalarından önemli ölçüde uzaklar. İşte tam burada bir parantez açmamız gerekiyor. Kadın başlangıçtan bu yana genel politikanın bir parçası olamadı ama ülke politikasının en şiddetli tartışmaları, en keskin ideolojik kutuplaşmalar ve rejim kavgaları kadınlar üzerinden yürüdü. Çağdaşlık tartışmaları kadının konumu üzerinden yapıldı. Geleneksel olanla modern olan birbirleriyle kadının konumu üzerinden kavga ettiler bu ülkede. Laiklik kadının kıyafet üzerinden tartışıldı. Dindarlık kadının başörtüsüyle anıldı. 28 Şubat döneminde başörtüsü bahane edilerek kadınlar eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırıldı. Kadınlar uzun yıllar süren ayrımcılığa ve haksızlığa maruz kaldı. Kadınlar 10 yıllar boyunca siyasi kavgalarda adeta koçbaşı olarak kullanıldı. Bu kavgaların ezileni, kaybedeni, kurbanı oldu. Ama bir türlü siyaseti oluşturan ve uygulayan bir özne olamadı kadınlar. Değerli arkadaşlarım, işte biz partimizin programını yazarken, kadın politikasını belirlerken bu tarihi geçmişi ve bugünkü manzarayı şöyle bir önümüze serdik. Ve biz kesinlikle böyle yapmayacağız dedik. Biz partimizdeki kadınları ana kademelerin yardımcı güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmeyeceğiz dedik. Bu yüzden ayrı bir kadınlar kolu da kurmadık. Siyasi partilerin çoğunda var biliyorsunuz. Kadın kolları var. Biz kurmadık.
Eğer yeni bir siyasi kültür oluşturmak istiyorsak, partimizdeki kadınlarla mutlaka her kademede yan yana çalışmaya ihtiyacımız var dedik. Bunun için bütün parti organları için yüksek cinsiyet kotaları koyduk. Hedefimizin parite olduğunu da özellikle vurguladık, vurguluyoruz. Biz kadın erkek yan yana yürüyeceğiz dedik. Deva Partisi'nin kadınlara yaptığı siyasete katılma çağrısı sadece kadın seçmen kitlesine daha rahat ulaşma ihtiyacından kaynaklanmıyor. Ya da kadın sorunlarını daha iyi anlayıp doğru politikalar üretme gereksinimden de kaynaklanmıyor. Partimizin kadınlara ihtiyacı var. Çünkü biz bu partiyi ve bu ülkeyi ancak ve ancak bir arada olursak doğru bir şekilde yönetebileceğimize inanıyoruz. Partimizin kadınlara ihtiyacı var. Çünkü karar verici mekanizmalarda çeşitliliğin artmasının başarıyı artırdığını biliyoruz. Partimizin kadınlara ihtiyacı var. Çünkü kadınların siyasetin kurucu unsuru haline gelmezse yeni bir siyasi kültürün oluşturulamayacağına inanıyoruz. Biz Deva Partisi olarak gücümüzü bu toprakların çeşitliliğinden alıyoruz. Yeni bir siyasi kültürü farklı hayat tecrübelerine sahip insanların bir araya gelerek oluşturulabileceğini biliyoruz. Yeni bir siyasi kültürü farklı bakış açıları kazanmış kesimlerin beraberce inşa edebileceğini biliyoruz. Bu perspektifle kadınların siyasete katkısı yeni bir siyasi kültürün mihenk taşıdır. Siyasetin neye ihtiyacı var biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Siyasetin kadınların ötekiyle, ötekileştirenlerle empati kurma yeteneğine ihtiyacı var. Siyasetin kadınların nezaket diline, kadınların çatışmayı değil, müzakereyi ve uzlaşmayı önceleyen yaklaşımına ihtiyacı var. Biliyoruz ki uzlaşmacı bir siyasal kültür yerleşmeden demokrasinin yerleşip kurumsallaşması mümkün olmayacak, olamayacak. Bunu şu anda yaşıyoruz bu ülkede. Biliyoruz ki demokrat bir kültür olmadan siyaset baskıdan ve şiddetten kurtulamayacak. Biz bunun için önce Deva içinde, sonra da Türkiye'de kadın erkek yan yana çalışarak bu işi başaracağız. Deva Partisi umut dolu yarınları kadınlarla birlikte inşa edecek. Bu nedenle bir kere daha ülkemizin demokrat kadınlarına sesleniyorum. Bu ülkenin yarınları için, özgürlük için, eşitlik ve adalet için, zengin bir Türkiye için, çocuklarımızın bugününü kurtarmak için hepinizi Deva Partisi'nin çatısı altına davet ediyorum. Çünkü biz bu ekonomik darboğazdan ve bu politik sıkışmışlıktan kurtulmanın ancak ve ancak kadınların aklı, fikri ve emeğiyle olacağını çok iyi biliyoruz. Deva Partisi umut dolu yarınları kadınlarla birlikte inşa edecek. Deva Partisi'ni kız kardeşleriyle birlikte el ele veren kadınlar büyütecek. Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelirken bu önemli günü hazırlayan, bu önemli organizasyonu çalışan, hepimizi davet eden Kadın Politikaları Başkanımız Sayın Elif Esen'e teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yine hazırlanmasında büyük katkısı olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanımız Sayın Sanem Oktar'a teşekkür ediyorum. Hem Elif Hanım'ın hem de Sanem Hanım'ın ekibindeki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve özellikle bugün bu toplantımız, bu etkinliğimiz vesilesiyle farklı illerden Ankara'ya gelen ve gün boyu burada konuşmalar yapacak, panellere katılacak tüm konuklarımıza da bugünü bizlerle geçirdikleri için ve bu çalışmaya verdikleri katkı için özel şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve nihayetinde hepinizi saygıyla selamlıyor. Deva Kadında Zirvesi'nin ülkemizde yeni bir siyasi kültürün inşasında bir filiz olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.
teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan, bırakmıyorum sizi, izniniz. Lütfen buyurunuz. Bu fotoğrafı çekelim, ardından da ilk molamıza gidelim ve hemen konuşmacılarımızla gün akışına devam edeceğiz. Canlar ne hoş imiş, deva bulması. Harika, harika bir fotoğraf. Bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kare. Tabii sosyal medya içinde kareler kaydediliyor, görüyorum. Sayın Genel Başkan, derler ki ben gün boyu buradayım. Herkesle beraberim. Bunu da bir not düşelim. Not düşmüş olduk bu fotoğrafa. Kırıp dökene, boş tut yüreğini, yar yar verdik el ele. Yeniden yetmişe yürüyoruz birlikte. Belki adalet gelmek üzere, Türkiye'ye selam olsun, deva bizimle. Memlekete selam olsun, deva bizimle. Tuttuk nefesini, yar yar deva geliyor. Umudu sırtlayıp yay yay sefa geliyor. Tuttuk nefesini yay yay deva geliyor. Umudu sırtlayıp yay yay sefa geliyor. Aydınlık yok hiçbir şüphe, gençlik için rahat olsun ah de bir kere. Hayallerin gerçek olsun haydi bir kere. Bırak bir kendini atma içine, demokrasi ve atılım hakkını iste. Özgürlük en doğal hakkın, çek al çekinme.